Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam 07.11.2018 Çarşamba akşamı. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu sohbetimiz geçen seneden beri, geçen seneden de daha belki senelerden beri devam ettiğimiz Çarşamba akşamları sohbetlerinden. Mesnevi-i Şerif, Ahmet Avni Konuk Şerhi, cilt 6, sayfa 47 ve 2543 numaralı beyt. Orada kalmışız. Oradan yolumuza devam edelim. Cenab-ı Hak her birerlerimize gerçekten ihtiyacımız olan idrak ve gönül genişliği, muhabbet nasip eylesin. Ve bizden evvelkiler bu mevzuları nasıl idrak etmişlerse, bizlere de aktarmışlarsa, biz de o şekilde anlamaya çalışalım inşallah. Bilindiği gibi bu mevzuda Davud Aleyhisselam ile öküz sahibinin arasında geçen hesaplaşma vardı. Yani hakemlik hesaplaşması, kavga değildi. Onu belirtiyordu. Oradan devam edelim. Bilgisayar başında olan kardeşlerimize, evlatlarımıza da selamlarımızı gönderelim. Onlara da hayırlı akşamlar. Allah zihin açıklığı versin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şehri aldatır şah müstesnadır. Agah olan şahın yolunu vuramaz. Ne demek? O nefis bir şehir halkını, yani avamı aldatır. Fakat şahı hakikat olan insanı kamili aldatamaz. Zira hile ve telbis o şahın indinde müessir değildir. Zira iblis Hicr suresi 15.40'ta İnna ibadeke minhümül muhlisin, yani ya Rab, senin muhlas olan kulların müstesnadır. Onları azdıramam diye iblis söylemiş. Diğer bir ayette de inne ibadî leyse leke aleyhim sultanın, benim gerçek kullarımın üzerine senin hükmün geçmez manasında. Ya Rab, senin muhlas olan kulların müstesnadır, onları azdıramam dedi. Binaenaleyh nefis kendisinin riyalarına ve hilelerine vakıf olan şah hakikatin yolunu vuramaz. Kısaca okuduk, bir daha geçelim. Çünkü şu bölümler gerçekten de gerçek ile hakikatin arasındaki farkı bizlere açık olarak belirtiyor. O nefis, yani nefsi emmare, bir şehir halkını, yani avamı aldatır. Tantanasıyla, reklamlarıyla, her şeyleriyle avam halktan kasıt tefekkür olmayan, pek düşünmeyenler, hali hayatı olduğu gibi kabul edenler ve nefslerinin hükmü altında olanlar ayrıca. Fakat şah hakikat, yani hakikatlerin şahı olan insanı kamili aldatamaz. Gerçekten de aldatamaz. Zira hile ve telbis, yani şaşırtmaca, lebis, telbis, aslı ile kopyasını ayıramamak manasında imiş telbis. İblis de oradan geliyor. Yani Adem Aleyhisselam'daki hakikati
ayıramadığından, Adem Aleyhisselam'ın varlığındaki ve nefahtüyü anlayamadığından, sadece olsun onun toprak suretine baktığından, yani aslı olan içindekini sureti olan dışındaki ile kapattığından, sadece toprağını gördüğünden, o topraktan ben ateştenim diye orada şaşkın kaldı. O şahın indinde müessir değildir. Yani onun yanında tesirci olmaz. Zira iblis inna ibadeke min hümül muhlesin. Yani ya Rab, senin muhlas olan kulların müstesnadır. Muhlas, halis, ihlas sahibi olan, mutlak ihlas sahibi olan kulların müstesnadır. İhlas kelime manasıyla hakkı tanımak, bilmek, ama muhlas onun hakikati olan o mananın yeri manasında, zuhura çıkış alanı manasında olan kulların müstesnadır, onları azdıramam dedi. Binaenaleyh nefis kendisinin riyalarına ve hilelerine vakıf olan şah hakikatin yolunu vuramaz. Neden? Çünkü onu iyice tanımıştır. Onu tanıması için evvela kendi nefsini tanımış olması lazım. Kendi nefsini tanıyamayan kimse iblisin hallerini hiç ayırt edemez ve bilemez. Kişi yani evvela kendi nefsine arif olacak ki o yoldan da diğerlerini bilebilsin. 2544. Nefsin sağ elinde tesbih ve mushaf, yeninde hançer ve kılıç vardır. Nefsin sağ elinde tesbih ve mushaf, yeninde, yani kolunun içinde ise hançer ve kılıç vardır. Yani eliyle mushafı gösterir, tesbihi gösterir ama içeriden de kılıçla vurur. Yani nefsin dış yüzü İyi ve iç yüzü berbattır. Onun musafına ve riyasına itimat etme, kendini onunla sırdaş ve kafadar etme. 2546. Seni abdest için havuz tarafına götürür ve seni ırmağın dibine batırır. Hani sulu dereye götürür, susuz döndürür derler. Nefis evvela sana tariki haktan dem vurur ve ruhi haktan görünür. Sen onun delillerini sahih zannedip onun muradı üzere hareket ettiğin vakit seni öyle bir girdabı felakete atar ki kurtulmak müşkil olur. Gerçekten de öyle. En çok yolumuzu vurmaya çalışan bunlardır. Akıl nuranidir ve iyi talibidir. Zulmani olan nefis ise onun üzerine galiptir. Bu beyt-i şerif sualdir. O manadadır. Yani akıl nura mensuptur ve nurun talibidir. Zulümat-ı tabiiyeye mensup olan nefis için o nurani olan akıl üzerine galip oluyor. Bunun sebebi nedir diye sormuş. Şimdi şu cümlede biraz daha duralım. Bu beyt-i şerif sualdir. Yani bir tefekkürdür biraz. Yani akıl nura mensuptur. Bak, evvela bunu bilmemiz lazım. Eğer bu akıl nefsin hükmü altına girerse o zaman nara mensup olmakta. Akıl nura mensuptur ve nurun talibidir. Neden? Çünkü kendisiyle uyum sağlayan o sahadır. Nurun talibidir. Zulümat-ı tabiiyeye mensup olan nefis, tabiat zulmetine mensup olan nefis için nurani akıl üzerine galip oluyor. Bunun sebebi nedir diye soruyor.
çıkardı. Beyt'te dediği gibi nefis niçin onun üzerine galiptir diye onu izah ediyor. Şimdi ikinci devamında. Zira ki ondadır senin aklın gariptir. Köpek kendi kapısında korkunç arslan olur. Nefsi zulmaninin aklın nurani üzere galebesinin sebebi budur ki nefsi zulmani, cismi zulmanide ve kendi evindedir. Ruh-u insaninin sıfatı olan aklı nurani ise bu zulmani olan evde gariptir ve misafirdir. Nitekim köpek mensup olduğu evin kapısında korkunç bir aslan gibidir. Ne kadar güzel tarifler yapmışlar. Allah gerçekten hepsinden razı olsun. Tekrar edelim, çok mühim çünkü. Nefsi zulmaninin aklı nurani üzere galebesinin sebebi budur ki nefsi zulmani cismi zulmanide ve kendi evindedir. Yani nefsi emmare cismi zulmani olan bu bedenimiz üzerinde nefis kendi evindedir demek istiyor. Ruh insanının, ruh insaninin sıfatı olan aklı nurani ise, nurani akıl ise bu zulmani evde gariptir diyor. Bize de lazım olan o aklı nurani. Eğer aklı nuraniyi biz sahaya çıkaramaz isek, bu beden mülkünde nefsi emmarenin hükmü altında kalır ise bizim bütün halimiz harap olmuş gitmiştir. Bir daha da kendimizi ebedi olarak kurtaramayız. Ruhu insaninin sıfatı aklı nurani ise bu zulmani olan evde gariptir ve misafirdir. Ne kadar güzel tarif. Düşünüyoruz değil mi? Aklımız hakka ait, halka ait olan nefis ise beden içerisinde yaşadığı için bedende zulmani olduğundan kendi evinde hükmünde. Ama nurani akıl oraya girdiği zaman misafir hükmünde, çünkü orada kalıcı değil, yine çıkacaktır oradan. Eğer oradan çıkmazdan evvel gerçek nurani halini bulabilirse cennet ehli, eğer bulamazsa zulmani halde kalırsa cehennem ehli olmakta. Ne kadar mühim, ne kadar, bakın 4 satırlık bir bölüm ama içerisinde bir hayatın özeti var. Ruh-u insaninin sıfatı olan aklı nurani ise, nurani akıl ise bu zulmani olan evde gariptir ve misafirdir. Nitekim köpek mensup olduğu evin kapısında korkunç bir aslan gibidir. 2549. Sabret ta ki arslanlar orman tarafına gitsinler ve bu kör köpekler orada tasdik ederler. Ey başına bir takım ehli nefs ve hevayı toplamış olan müddei kazip, dur sen. Arslan mesabesinde olan kamiller senin sıfatı nefsaniyen ormanı tarafına gitsinler ve orada bu sıfatları avlayıp halkın önüne koyarak ısrar etsinler. Tekrar edelim. Uzun devam edelim. Ey başına bir takım ehli nefs ve hevayı toplamış olan müddei kazip, yalancı iddiacı, dur sen, arslan mesabesinde olan kamiller senin sıfatı nefsaniyen ormanı tarafına gitsinler ve orada bu sıfatları avlayıp halkın önüne koyarak ısrar etsinler, meydana getirsinler. Bu senin başına topladığın köpekler mesabesinde olan ehli nefs ve humaka, yani ahmaklar, bu zuhur mahallinde o arslanların kadir ve menzilesini tasdik ederler. Nitekim Ubeydullah Ahrar Kısesiru Hazretlerinin zamanında
ona muaruz olan ehli nefs filozoflardan biri, halk bu adama neden bu kadar itibar ediyor derler. Onun asla ahvali batından haberi yoktur, batının halinden haberi yoktur. Ben onun meclisine gider ve gizlice afyon yutarım, haberi bile olmaz demiş. Ve fil hakikate birkaç tabiiyle beraber o Hazret'in huzuruna bu niyetle girip oturmuş. Ve o kadar kalabalık içinde yeninde sakladığı afyonu gizlice ağzına atmıştır. Fakat afyonu yutmak istediği halde boğazında takılıp kalmış ve nefesi kesilip mosmor bir renge girmiştir. Bu hali gören Ubeydullah Hazretleri ensesine bir yumruk indirin buyurmasıyla birisi kalkıp bir yumruk indirmiş. Ve boğazında kalan afyon orada halkın önüne fırlamış. Merkum o Veli-i Kamil'in tasarrufu sebebiyle, yani adı geçen kişi, enzar-ı halka rezil olup halk Ubeydullah Hazretlerinin tasarrufunu tasdik etmişlerdir. Okuyayım bir daha. İyi olacak. Baştan alalım. Ey başına bir takım ehli nevze hevayı toplamış olan müdde-i kazip. Yani burada yalancı şeyhlerden bahsediyor. Etrafına bir takım hevayı nefs sahibi kimseleri toplamış. Arslan mesabesinde olan kamiller senin sıfat-ı nefsaniyen ormanı tarafına gitsinler. Nefsani sıfatının ormanı tarafına gitsinler. Orada bu sıfatları avlayıp halkın önüne koyarak ısrar etsinler. Bu senin başına topladığın köpekler mesabesinde olan ehli, nefs, hukema yani ahmaklar bu zuhur mahallinde o arslanların kadir ve menzilesini tasdik ederler. Nitekim Ubeydullah Ahrar isminde büyük bir zat meşayih, Nakşibendi meşayihlerinden büyük bir zattır. O Reşahat'ta da ismi geçmektedir. Bunun söylediği öyle bir şey vardır ki orada. Gönlünü Hakk'a bağlayanın zikre ihtiyacı kalmaz diye ifade etmekte. Bu demek değildir ki tabi zikir terk edilecek manasında. Ama zikrin de bir asaleti, bir kemalatı olmalı. O bağırmaklarla, çağırmaklarla bu zikir, zikir olmaz. Zikir ismi üstünde Hakk'ı anmaktır. Zikirde bilindiği gibi aslında iki vecih, iki yönlüdür. Birisi sesli zikir, cehri zikir. Biri hafi zikir diye öyle iki söylenir ama benim bahsettiğim iki o değil. Birinci iki kısımlı diyelim, biri cehri, biri hafi zikir. Diğeri ise hatırlamak, hatırlamak. Bilmek yani zikir ne olduğunu bilmek, hatırlamak. Yani... insanın içerisinde olan hakikat ilahiyeye ait neler varsa, ahkam ilahiyeye ait ve esma ilahiyeye ait, esma-ül hüsna'ya ait neler varsa onları hatırlamak. Hatırlamak da zuhura çıkarmak manasındadır. Bu Ubeydullah Ahrar Allah'ın yanan küçük kulu manasında. Ne kadar tevazu sahipler olmuşlar. Ahrar Harir yanı Ubeydullah, Ubeyd de Beyç, Abitçik yani küçük kul manasını. Bu Hazretlerinin zamanında ona muaruz olan ehli nefis filozoflarından birisi. Yani o tevhid ehlini konuşur, filozof da güya hikmet söyler ama onun hikmeti
nefsinden kaynaklandığı için onun hikmeti, ona hikmet denmez. Halk bu adama neden bu kadar itibar ediyorlar diye söylüyor o kişi, filozof. Bu adamı neye bu kadar itibar ediyorlar? Şurayı bitireyim de buraya ait bir küçük hikaye anlatayım. Onun asla ahvali batından haberi yoktur diyor. Yani batın aleminden haberi yoktur diyor, filozof söylüyor. Bunun, ben onun meclisine gider ve gizlice afyon yutarım, haberi bile olmaz demiş. Ve filhakika, yani hakikatte de birkaç tabiiyle, yani birkaç arkadaşıyla birlikte Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin sohbetine katılmış. Tabiiyle beraber o Hazretin huzuruna bu niyetle girip oturmuş. Ve o kadar kalabalık içinde yeninde sakladığı afyonu gizlice ağzına atmıştır. Fakat afyonu yutmak istediği halde, afyon nasıl öyle sert bir şey demek ki yutmak istediği zaman, boğazında tıkılıp kalmış ve nefesi kesilip mosmor bir renge girmiştir. Bu hali gören Ubeydullah Hazretleri ensesine bir yumruk indirin buyurmasıyla birisi kalkıp bir yumruk indirmiş. Cezasını almış orada işte. Yani yumruğu yemiş tepesine. Ve boğazında kalan afyon orada halkın önünde fırlamıştır. Merkum, yani adı geçen, zikredilen o Veli-i Kamil'in tasarrufu sebebiyle enzar-ı halkta, yani halkın nazarında rezil olup halk Ubeydullah Hazretlerinin tasarrufunu tasdik etmişlerdir. Yukarıda geçen bir cümle vardı. Halk bu adama neden bu kadar itibar ediyorlar? Bir köyde bir cami imamı var, alim, bilgili bir zat. Bir de o camiye yakın bir yerde de bir tarikatın şeyhi varmış, tarikat müntesipleri olmuş. İmam efendi kendi camisine bakıyor ki işte cemaatte gelen bir iki sıra, bir iki saf insan var. Ama bakıyor, tekke şey dediği yer, tekke dergah dediği, denilen yer dolup taşıyor. Boş yer kalmıyor. Bir ara ikisinin de işi bitmiş. İşte kahve gibi oturulacak bir yer var, herhalde varmış. Gitmişler. Aynı masaya düşmüşler. Hoca efendi, şey efendiye soruyor. Efendim diyor, bu hal ne haldir, bu sizdeki hal? Biz bu işin ilmini yaptık, okuduk, işte okulunu bitirdik, üniversitesini bitirdik. Ömrümüz böyle geçti ama cemaat işte malum. Sizinkine bakıyoruz, bir ilminiz yok, bir şeyiniz yok, bir okulda okumuşluğunuz yok. Ve dolup taşıyor, yer kalmıyor. Şey efendi tevazuyla, olur bu işler, işte zaman geçer, zaman ister, belki sizin de cemaatiniz artar zamanla diye. Derken İmam efendinin yüzü çarşıya, cama doğruymuş. Şey efendinin de arkası oraya, yani öyle rastlamışlar. Şey efendi diyor ki, İmam efendim, ne olur güzel sesinde bir Zilzal suresini okusan da bir dinlesek diyor. Şimdi İmam efendi bütün bilgisini ortaya koyarak, fazla da kalabalık değilmiş herhalde şeydi, kahve. İzâ zülzileti besmeleyi çekip, İzâ zülzileti ardu zilzâleha diye okumaya başlamış. Tamamlamış, bitirmiş. Teşekkür ediyor şey efendi. Bu sefer İmam efendi, bir de siz okusanız, lütfetseniz demiş. Peki okuyayım demiş.
Başlıyor. Euz Besmele'yi çektikten sonra İza zülziletil ardu zilzâlehe diye ve ahrecetil ardu eskâlehe. İmam Efendi bir dalıyor böyle. Bir bakıyor ki dışarıda dağlar sallanmaya başlıyor. İza zülziletil ardu zilzâlehe dediği anda. İmam Efendi tamam tamam anladım yeter. Demek ki fark buymuş diyor. Devam edelim kaldığımız yerden. 2550. Nefsin ve tenin mekrini şehrin avamı bilmezler. O vahyi kalbin gayriyle kahr olmaz. Nefsin ve cismin, nefis ve cisim. Nedir bunlar? Cisim bildiğimiz madde. Nefis de bu maddenin latif tarafı ama mudil ağırlıklı, mudil yaşantısı içerisinde olan latif tarafı. Bizlerde yani insanoğlunda iki latif var. Biri nefsin latifi, biri ruhun latifi. Ancak nefsin latifi nardan, ruhun latifi nurdan gelmekte. Nefsin ve cismin mekre hilesini şehrin avam sınıfından olan halkı bilmezler. Nitekim öküz davacısı aleyhinde Davud aleyhisselam tarafından vaki olan hükme bu avamı şehir itirazı muhalefet ettiler. O mekir ve hile ancak kalbin vahyi ile makhur, kahrolmuş olur. Vahiy burada ilham manasındadır ve ilham bir cümle evliyaya vaki olduğu gibi nefsin mülhime makamında olan saliklere de nefsin fücuru ve takvası ilham olunur. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur. Şimdi ve nefsim masevvehe feelhemehe fücuraha ve takvaha. Bu kadar müthiş bir ayet-i kerime ki bu. Belki lazım olabilir şu bölümdeki konu. Tekrar edelim. Nefsin ve cismin, bakın, nefis cism ile birleştiği zaman ve onun hükmü ortaya çıktığı zaman beden iblisi mahal olmakta. Ama aynı cisim ruh ile nur ile birleştiği zaman ilahi makam, ilahi mertebe ve nefah dükhali olmakta. Sebeb rahmetullahi öyle derdi. Dünyaya gelen kimseler iki halden beri olmadılar. İki halin dışına çıkmadılar. Ya canını ten eyleyip gittiler ya tenini can eyleyip gittiler. Dediği bu manada işte. Nefsin ve cismin mekir ve hilesini şehrin avam sınıfından olan halkı bilmezler. Ne kadar güzel. Avami bir yaşantı içerisinde olan kimselerin bunları ayırması mümkün değil. Ama ne yazık ki büyük bir çoğunluk da bu halde hayatlarını sürdürmekte. Tabii bizleri ilgilendirmiyor. Kimseye kusur bulacak halimiz yok. Bize lazım olan bizlerin hali, kendimizin halidir. Ne yazık ki insanlar kendini başkalarını düşünmekten kendilerini düşünmeye zaman bulamamaktalar. Nitekim işte böylece öküz davacısı aleyhinde Davud aleyhisselam tarafından vaki olan hükme bu avam-ı şehir itiraz ve muhalefet ettiler. Davud Aleyhisselam'ın hükmüne itiraz ettiler. Geçmiş bölümlerde, derslerde bunlar vardı. O mekir ve hile ancak kalbin vahyi ile makhur olur, kahrolmuş olur. Mekir ve hile ancak kalbe gelen vahiy ile. Tabii burada vahiy, vahiy burada ilham manasındadır. Ancak bu ilhamı alabilmek için de kişi o özelliği, o sistemi kendisinde kurması lazımdır. Yoksa ilham diye
evhamları yuttururlar, dururlar insanlara, farkında bile olmaz. Hani zaman zaman bahsederiz, bilgisayarların, bu teknoloji, elektronik cihazların açma kapatma yerleri var. Hani şöyle bir açık yerde bir çıkış var. İşte insan o şekilde oradan çıkmasını da girmesini de, yani mana alemine çıkması, kendi gönlü alemine, kendine dönmesi için lazımdır ama bilgisayarlarda da olduğu gibi internete girildiği zaman birçok bilgi var ama tehlike de var, virüs girmekte. İşte virüsü koruyacak, yukarıda da bahsedildiği gibi ancak irfan ehli, ariflerin idrakleri ve nurları onları oraya sokmaz. Vahiy burada ilham manasındadır ve ilham bir cümle elviyaya vaki olduğu gibi nefs-i mülhime makamında olan saliklere de nefsin fücuru ve takvası ilham olunur. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhemehe fücuraha ve takvaha. Ve nefsin, o nefis öyle bir nefis ki, ve ma yine öyle bir halde ki, sevaha, o tesviye edildiği vakte yemin olsun. Nefsin düzenlendiği vakte, düzenlendiği hale yemin olsun. Yani nefis öyle bir düzenleme şeklinde yapıldı ki, fe elhemehe, ona ilham da verilmekte, fücuraha, ilham ile fücuraha ve takvaha, takvası ve fücuru, yani faydalı işleri ve günah işleri kendisine ilham olundu, olunur, olunuyor. Kıyamete kadar da olunacak. Yani Cenab-ı Hak nefsimizi, buradaki nefis emmare nefis değil, nefsin kendi aslı, hakikati olarak hem ilhamın, hem fücurun, hem takvanın, hem fücurun ilham mahalli olduğunu. Buradaki ilham Evliyaullah'a yapılan, tabii yüksek manada ilham değil, haberleşme gibi, haber verilme gibi sadece. Şu ayet-i kerime çok mühim bu hususta. Yani tesviye edildi nefis, tesviye edildi, düzenlendi. Nasıl? Latif bir varlık olarak düzenlendi. Fe elhemehe, ona ilham ile bildirildi, bildirilecek, bildiriliyor. Fücuraha, yani günah tarafları da, kötülük, isyanlar da bildirildi. Ve takvaha, takvası da bildirildi. O halde seçme kime kaldı? Nereye düştü? Bize düştü. Peki bizim neremize düştü? Aklımıza düştü. Ve bunların mahalli de yine biz olduk. Çünkü nefis bizim üzerimizde vakidir. Nefsi tabir ederlerken, nefis o şeyin hakikatidir. Nefis o şeyin kimliğidir. Nefis o şeyin varlığıdır, tüm varlığıdır diye birçok şekilde İnsan-ı Kamil'de Abdülkerim Çiğli onu çok güzel tarif ediyor. Özetle nefis o varlığın kimliğidir, o varlığın hakikatidir diye söylüyor. Ancak tasavvuf diye söylenen, aslında tasavvuf olmayan ama ismi olan tarikat ve şeriat kitaplarında nefsin hep emmare tarafından bahsedilir. Emmare, emmare, emmare. Kötüdür, 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 kötüdür. Kötüdür de Peygamberimiz ne buyuruyorlar? Nefsim kudret elinde olana yemin olsun ki. O zaman nefsim dediği zaman benim bir nefsim var diye Peygamberimiz ifade ediyor. Peki emmare mi onun nefsi, kötü mü? Aşağıya. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın zati hallerinden kaim bi nefsihi, nefsiyle kaim.
Ve Musa Aleyhisselam'dan bahsederken ya Musa lütühtartike li nefsi, seni nefsim için seçtim diyor. Bakın nefis ne kadar yüce, yüksek bir varlık. Ancak biz onu safilin yaparsak, esfel-i safilinde bırakırsak, o da esfel-i safilinin ahlakı neyse onu bize yaptırtıyor. O halde işte ama aynı nefse takvası da ilham ediliyor. O zaman seçme bize kalıyor. İşte şu ayet-i kerime de bir bakıma bütün tarikat-ı hakikiyenin hakikatini bizlere gösteriyor. Ve oradan da yola çıkarak yolumuzun ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Tekrar okuyalım. Nefsin mülhime makamında olan saliklere de nefsin fücuru ve takvası ilham olunur. Nefsi mülhime, emmare, levvame, mülhime. Üçüncü ders bizim sistemimize göre. Ancak burası daha henüz bu hali idrak edecek durumda olan bir yer değildir. Diğer yedili tarikatlarda, yani yedi derslik tarikatlarda mülhime dersi irfaniyetin başlangıcıdır diye söylenir. Hazret mertebelerinin başlangıcıdır diye söylenir. Ama iki seyir birbirine karışmakta o zaman. Nefis mertebeleriyle Hazret mertebeleri birbirinin içine girmiş olmakta. Bunu ayırmak mümkün olmuyor. Nefsi bitirdikten sonra Hazret mertebeleri başlarsa eğer, o zaman ayet-i kerimede belirtildiği gibi senurihim ayatina filafaki ve fi enfusihim dedi. Ve ayrıca Peygamberimizin de buyurdukları gibi bazıları Hazreti Ali Efendimizin sözü olduğunu söylüyorlar. Men arefe nefsehu. Bak. Men arefe nefsehu. Kim ki nefsini arif oldu? Nefsini arif olmak için bu meratibi safiyeye kadar olan mertebeyi ayrı bir şey olarak, bölüm olarak idrak edilmesi lazım. Zaten o kitabımız bizim bu hadis üzerine kurulmuştur. Men arafe nefsehu yedi ders. Fakat arafe rabbehu da Hazret mertebeleri. O beş derstir. Bu ya evet nefsil mutmainne de ayet-i kerimede bahsedildiği gibi erci ila rabbik. Demek ki mülhime mertebesinden sonra Rabb'a dönüş var. İrci ila Rabbik. Peki o güne kadar neredeydik biz o zaman? Suret olarak Rabbimize dönüktük ama hakikatimiz olarak daha henüz onu idrak etmemiştik. Hayalimizde bir ilah düzenlemesi vardı. İşte irci ila Rabbik, Rabbına dön. Esma mertebesi itibariyle esma ilahiyeyi idrak ederek Rabbına, Rabbul Erbab'a doğrudan yol bul manasına. İşte Rabbına dön. Bu 4-3 emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, merdiye, safiye bölümleri, Rabbuna dön bölümleri. Bak. Diğeri de irci ila Rabbik fedhulû fî ibadî. O zaman benim gerçek kullarımın arasına gir. Vedhulî cenneti. Onlarla birlikte de benim cennetime gir. Bu cennet irfan cennetidir. Bilindiği gibi diğer cennetlerde nimet, naim cennetleri, nimet cennetleri hepsi güzeldir. Tevhid ehli, yani tefekkür ehli, yani irfaniyet ilmi, bilmi insanlara bu alemin, kendinin alemin ve Allah'ın hakikatlerini bildirmekte. Bu ayet-i kerime de bu yoldaki en büyük mekanlardan bir tanesi. Yani nasıl yolda giderken durak yerleri
vardır. Orada insanlar dinlenir, yenilenir. Tekrar atı varsa onu yeniler, işte yiyecek, rızık alır bir sonraki aşamaya, bir sonraki durak yerine gelinceye kadar. İşte bu da yoldaki çok büyük duraklardan bir durak ve çok mühim, bilhassa tevhid yolunda olan, nefsini tanıma, kendini bilme yolunda olan kimselere bu çok büyük bir ayet-i kerime. Hiçbir haksızlık yok. Günah da bildirilmekte, takva da, ittika da, sevaplar da bildirilmekte. O zaman seçim bize kalmakta. Ancak deminki mevzuda bahsedildiği gibi aklımız bu bedende garip ve misafir olduğundan, bedenin süfli, bedenin yani zulmet olan, bu kendimizi tanıyamaz isek zulmet olan, toprak olan, tabiat olan bu bedenin ahlakı nefse emmare ahlakına uygun olduğundan, orası bunun evi olduğundan ve bizim aklımız da burada misafir olduğundan, ama bu misafirliği aşmamız lazım. Çünkü burası misafir etmişler bize ama aslında burası bizim evimiz. Nefis misafir burada. Hakikati itibariyle bu ev bizim evimiz. Yani fahtü üzerine nef olundu. Ama işler değişmiş. Zulmet toprak ağırlıklı olduğundan bedenimiz, nefis de zulmet nardan olduğu için ikisi çabuk uyuşu veriyorlar birbirlerine. Ve bu mülkü iblis, nefis kendinin zannetmiş. Ve akıl sonradan buraya ilave edildiğinden kendini misafir ve garip zannetmiş. İşte biz evvela bu sahayı zapt edeceğiz, kendimize ayıracağız ki bu başlardaki çalışmalarla oluşuyor zaten. İçimizi parsellemiş nefsin bütün ahlakları, neler varsa. Onları yavaş yavaş la kılıcıyla oradan çıkartıp, hu nefesiyle fırtına gibi oradan söküp ve dışarıya çıkartıp orasını emin bir belde haline ve beledil emin belde haline getirip oraya hakka tahsis edip orasını gönlümüzü bir Kabe yapıp ve gelecek olan ilhamat-ı ilahiye ziyaretçilerini orada tertemiz karşılamak gibi. Nefsi mülhime makamında olan saliklere de nefsin fücuru ve takvası ilham olunur. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhemehe fücuraha ve takvaha. Her kim onun cinsi ise onun yari olur. Ancak Davud değil ki o senin şeyhin olur. Her kim ki nefsin ve nefsaninin cinsi ise, nefsin ve nefsaninin dostu ve muini olur, yani yakını olur. Ancak o senin şeyhin olan Davud meşrebindeki zat, nefse ve nefsaniye muhalif olur. İkinci mısradaki mekren lafzı, tekit için zait olarak gelmiştir, ilave fazlalık olarak gelmiştir. Bir daha okuyalım. Her kim ki o nefsin ve nefsaninin cinsi oldu. Nasıl oldu? Oraya yönelmek suretiyle sonradan oldu. Hakikatte biz, yani insanoğlu, Adem aleyhisselam halk edildiği zaman tam bir safiyet içerisindeydi, cennetteyken. Yeryüzüne indirildiğinde bu hususlar ortaya çıkmaya başladı. Bu faaliyetler ortaya çıkmaya başladı. Ki orada Esma-ül Hüsna'nın ve Esma-ül İlahiye'nin de her bir ayrı ismi faaliyet sahasına geçmiş olsunlar. İşte yukarıda bahsedilen ayet-i kerime insanın batıni yönünden, idraki ve anlayışı yönünden
hayata geçişi, faaliyete geçişini çok açık olarak gösteriyor. Yani her iki taraflı, olumlu ve olumsuz diyeceğimiz tavsiye edilenler ve nehyedilenler bakımından bu alemde faaliyete geçtiğini gösteriyor. Her kim ki o nefsin ve nefsaninin cinsi ise, yani eğer biz bu alemde çocukluğumuzdan beri aldığımız işte aile terbiyesi, çevre terbiyesiyle bu şekilde kalır isek, dünya cinsi olmaktayız. Ama biz asli olarak peygamber cinsi, hak cinsi, ahiret cinsiyiz. Bakın her kim ki nefsin ve nefsaninin cinsi ise nefsin ve nefsaninin dostu ve yakını olur. Ancak o senin şeyhin olan Davud meşrebindeki zat. Nefse ve nefsaniye muhalif olur. Doğrudan doğruya savaş açmaz. Ama onun hayatının zıddını yaşar. Birisi tam dünyalık yaşar, birisi de yine dünyalığını yaşar ama ihtiyacını görmek için. Fakat aslında hakikatinde Rabbi için yaşar, hak için yaşar. İkinci mısradaki kef lafzı, mekren lafzı tekit için zâid olarak gelmiştir. O yazdığım mekir vardı ya, mekir burada da geçiyor işte. Evet, süremiz doldu. Burada bırakalım. Sayfa sonuna geldik ama arkadan devam ediyor. Kaldığımız yerden buradan devam ederiz. Kaldığımız beyt 2552 sayfa 49'dan devam edelim inşallah. Anlaşılıyor değil mi? Var mı anlaşılmıyor? Bir soru sorabilir miyim? Tabii sor. Yedi nefs mertebesi üzerine beş hazret olarak ifade ettiğiniz için çok karışıyor dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi. Bu 7 üzerine 5 olduğunda bu 12 12 oluyor. O zaman 12'yi tüm alem olarak ifade etmek, 13 üzerinde mi ifade etmek gerekiyor? 13, biz onu şöyle tarif ediyoruz. Hani kullandığımız alfabede, Batı'nın alfabesinde de Türkçe alfabe deniyor. Neydi onların, ne alfabesi Latin. deniyor? Latin, Latin alfabesinde. İ, I var. Eyvallah. İşte o 13. o i'nin üstündeki nokta. I'nın üstündeki nokta. Eyvallah. Yani görünmez olan nokta. Ama 12 tüm alem aslında 12 mi? 12 alem, Eyvallah. 12. 12. Yani alemin sistemi. Alemi düşünürsek 6 kün, 6 ayet-i kerimede 6 künde halkedildi diyor da. Yani tecelli olarak 6 tecelli. Evet. 5 tecelli, 6. tecelli insan olarak belirtiliyor. O da bir başlı başına alem çünkü. 6 tecelli böyle. 6. tecelli insan. Yani bunlar alemlerin tanınması için merhaleler. Ama burada insan, ama insanın tanınması için de 7 merhalesi var. Yani nefsin hakikatiyle bunların bilmesi lazım geliyor. O zaman nefsi safiye deniyor zaten yedinciye. Ne demek oluyor o? Yani beşeriyetinden, hayalden, vehimden temizlenmiş, saf, hak olarak kalmış. Tabii her oraya gelen mutlak manada bu hale geldi değil. Bu bir bilinçtir. Ayrıca işin bir başka tarafı daha var. Bu sıradan bu dersleri bitirmek mutlak manada işin sona gelmiş olması demek değil. Biraz daha çalışılması lazım geliyor. Bizim seyrimiz 3 seyirdir aslında. Bir de onun 4 geriye dönüşü vardır. Böyle olunca 40 derslerimiz, asli olan derslerimiz. Ama birinci dersi yapan
diğerlerini dilerse devam eder haline, yoluna. İkinci seyir aynel yakîn. Birinci bu yapılan seyir ilmel yakîn seyridir. İkinci aynel yakîn, üçüncü hakkal yakîn seyridir. Bunları bildirmişler biliyorsunuz yakîn diye. Bilim başka şey, ilim başka şey. Bilimin başındaki B'yi aldığımız zaman ne kalıyor? İlim kalıyor. Otobüslerde bazı yazıyor halk otobüslerde binilir inilir diye. Binilirin önündeki B'yi açtığımız zaman çektiğimiz zaman ikisi de inilir inilir kalıyor. Gözümüzün önünde hadiselerde de farkında olmaz. İşte o B öyle bir bilimin başındaki B bir bakıma ilme perde olmakta, bir bakıma da bir müthiş kendini açmakta, o müthiş ilmin hakikatini ortaya koymakta. B'yi ayırdığımız zaman, bilimin başından B'yi ayırdığımız zaman ve onun da başındaki düz hattı çektiğimiz zaman 13 kalmakta. İşte o 13 aynı zamanda makamat-ı ilahiyi bildirmekte, hem de B ile de Arapçada malum işte bilindiği gibi B ile bu ilim ancak olur manasında. Bilim B ayrılınca biraz B ile ilim olur. İlim de üç şekilde olduğu belirtilmiş büyüklerimiz tarafından. Gerek var mıydı buna gibi sorulabilir. İşte ilimse ilimdir. Nasıl bir hadis-i şerifi vardı? El ilmi hayyen lem yamut ebeden demiş. Yani ilim ile diri olan ebedi olarak ölmez. Gerçi ahirete giden kimse ölmez de ama birisi cehennemde yaşar, ilim ile diri olan cennette yaşar. Onlara da diri denmez. İlmi yoksa bir varlığın muhabbeti ilahiye, ariflik ilmi yoksa, ilahi bilgi yoksa ölü hükmündedir zaten. Tamam. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 07.11.2018 Çarşamba akşamı sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi sohbet mevzuu Mesnevi-i Şerif Ahmet Avni Konuk Şerhi Cilt 6 kaldığımız sayfa 49 ve 2552 beyt idi. Oradan devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Zira hak her kimi gönül makamında oturttu ise o mübeddel oldu, onun cinsi kalmadı. Zira Hak Teala Hazretleri her kimi gönül makamında oturttu ise onun sıfat-ı nefsaniyesini sıfat-ı ruhaniyeye tebdil buyurdu ve o zatın makam-ı nefsaniyetteki hali kamilen değişti ve onda artık nefsin cinsi kalmadı ve bu sebeple o nefse ve nefsaniye meyletmez oldu. Ne kadar güzel tarif. Hayran kalıyor insan. Daha belki sohbetlerde de bölümde de bahsedildiği gibi işte cinsi çeker, mıknatısı çeker. Selahattin Uşaki Hazretleri de aslı vahid olmayan vahidleşemez diye ifade etmiş. Yani asıllarımızda Hakk'ın varlığı
ve tekliği birliği olduğundan tek ve birliğe ulaşmak mümkün. Çünkü aslına uyum sağlıyor. Ama avam denilen ki varlıklar, kimseler ne yapıyorlar? Bu sahada faaliyet göstermedikleri için cins olsa bile cinsinin dışında kalmış oluyorlar. Yani perdelenmiş oluyorlar. Her kimi gönül makamına oturttu ise, bu gönül makamına oturttu ise, yani gönül alemine geçtiyse çalışmalarıyla, işte her neyse, oturttu ise derken bunlar kayırılmış kimseler manasına olduğunu anlamayalım. O birilerini Allah oturttu, diğerlerini de başka makama oturttu. Amir olarak burasını anlamamız lazım. Şu şekilde kişiler bu çalışmaları yapacaklar, nefis çalışmalarını, her şeylerini, ki ondan sonra bu makama oturmaya layık olacaklar. Allah da izin verecek, orada oturtacak onu. Yani kelimeleri, cümleleri yanlış anlamamak lazım. Zira Hak Teala Hazretleri her kimi gönül makamında oturttu ise, ama bir utlubul vesilete, vesile lazım oturmak için, vesilede çalışmak, kişinin çalışması. Onun sıfat-ı nefsaniyesini sıfat-ı ruhaniyeye tebdil buyurduğu, bakın o kadar müthiş bir şey ki, ifade ki, sıfat-ı nefsani sıfatlarını ruhaniye tebdil buyurdu. Aslında aslımız zaten sıfat-ı ruhaniye. Sıfat-ı nefsaniye sonradan üzerimize bulaşmış olan boyalar, kirler, işte tozlar, topraklar, benlikler. Aslımız zaten sıfat-ı ruhaniye, nuraniye. İşte onu da şöyle tarif etmeye çalışıyoruz. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman yavaş yavaş kendisini bulmaya başladığı da buluğa doğru gidiyorken her şeye sahip olmaya çalışır. Birkaç çocukla birlikte oynasalar bile oyuncakların hepsini birisi toplamak ister. O ona bağır, o ona bağır, ben alacağım. Bu çocuk nereden aklı eriyor bunları? Daha aklı yok ki. Henüz kimliği de yok. Nasıl buluyor bunları? Demek ki özünde, hakikatinde olan bazı hususlar var. Eğer öyle bir durum olmasa bakar durur onlara. Hiçbir değeri olmaz kendisi için. Kendisini bilmediği halde orada bir değer olduğunu biliyor ve o değere sahip olmaya çalışıyor. İşte böylece geliştikçe eğer evde bulunduğu mekanda İrfan ehli kimseler yoksa, ibadet ehli kimseler yoksa, hep dünyalık ehli kimseler varsa, dünyayı yönlendiriliyor ise, onlar teşvik ediliyor ise, işte bu çocuktaki nurani esma-i ilahiye nefsaniyete dönüşmüş oluyor. Yani esma-i ilahiyenin isimlerinin hükümleri nefis tarafına yatmış, kaymış oluyor. Yani aslı sıfat-ı ruhaniye iken sıfat-ı nefsaniyeye dönmüş oluyor, tebdil, yani değişmiş oluyor. İşte burada dervişlikte yapılacak ilk şeylerden bir tanesi, kişinin kendini tanımaya başlamasıyla ademi hakikatleri idrak etmeye yönelerek kendisine üflenen ve allemel Adem esme külliheye sahip çıkması lazım. Çünkü bunu o buluğ çağına erinceye kadar zulmet, nefsaniyet ona hakim olmuş oluyor. Kişiler bunun farkında bile olmuyorlar. İşte onları tekrardan bizim nuraniyete tebdil etmemiz gerekiyor. Ve o zatın makamı, nefsaniyetteki hali kamilen değişti. İşte bu eğitimle o çocuğun, o gencin üstündeki hal tamamen değişmiş olması lazım geliyor. Ve onda artık nefsin cinsi kalmadı. Ve bu sebeple o nefse ve nefsaniye meyletmez oldu.
nefsin cinsi kalmadı derken, ona olan muhabbet cinsi kalmadı. Çünkü nefis orada mevcuttur. Eğer o nefis eğitilip de kendisine doğru olan gösterildiği zaman, nefis o zaman doğruya yönelmekte. Daha evvelce kötüye yöneliyor iken, eğitildiğinde doğruya yönelmekte. Eğer nefsimizi tamamen ortadan kaldırmış olsak biz melek oluruz. Ne yemeğin tadını alabiliriz, ne hayatın, ne hiçbir şeyin, ne sahiplenebiliriz, ne herhangi bir bağlantımız kalır. Melek oluruz sadece. İşte nefsimiz bu hayattaki münasebetlerimizi, karşılıklı münasebetlerimizi ve yaşantımızı düzenlemekte. Eğer nefsimiz nefsani olarak emmarenin hükmüne girerse hayatımız kabus olur. Kendimiz de farkında olmayız. Ama nefsimiz eğitilir de hak yolunda olursa, o zaman o nefis güzel bir nefis olur. Onun için demişler, nefis terbiye edilince olur nefis. Ve o zatın makamı nefsaniyetteki hali kamilen değişti. Bakın, nefsaniyeti değişti demiyor da, nefsaniyetteki hali kamilen değişti. Onda artık nefsin cinsi kalmadı. Yani zulmaniyete dönük, dünyaya çekici ihtiras kalmadı. Ve bu sebeple o nefse ve nefsaniye meyletmez oldu. Yani nefis ve nefsani kişilere de meyletmez oldu. Öyle oluyor gerçekten. Bakıyorsunuz, futbolda kim gelmiş, kim kazanmış, kim işte oraya menajer olmuş, kim kaleci olmuş, kim bilmem ne olmuş, bakıyorsunuz onlar yanında. Bulunmak zorundaysanız eğer, onların arasında en cahili olarak kalıyoruz. Sorsalar falan, kalecisi kim? Bakarız öyle. Ne bileyim kim? Ama onlar bir tane kaleci değil, 3-5 tane kaleci ismi söylüyorlar. Şunu alsaydılar, bunu alsaydılar, o olsaydı daha güzel, onun boyu daha uzundu. Tabii bunlar da olacaktır, yanlış anlaşılmasın. Her şey yerli yerince bize göre, ama birey bunun hesabını verecektir, Allah korusun. 2553, halk cümleten kemiğinden illete mensupdurlar. Muhakkaktır ki illet, illetin yari olur. Halkı alem sureti umumiyede batın cihetinden illete mensupdurlar. Her bir illet mutlaka diğer illetin yari ve muini olduğu için onlar da birbirinin yari ve muini olurlar. Batın cihetinden olan illetten murat nefsin kötü sıfatlarıdır. Yani kötüler, kötülerin yari ve muini olur. Nitekim ayet-i kerimede 24'de Nur suresi 26, yani fena olan kadınlar fena olan erkekler için ve fena olan erkekler dahi fena olan kadınlar içindir buyrulur. Beyt Ankara V'den alınmış bu beyt. Ankara V'nin Mesnevi şerhinde. Cahili cahil bulur, danayı dana, düğünü düğün. Cinsine meyleder elbette cihanda her kişi. Cahili cahil bulur. Cahille akıllı bir arada olmaz zaten. Olursa da akıllının hoşgörüsündendir. Cahil akıllıyı hoş görmez ama akıllı cahili hoş görür. Gerektiği zaman birlikte olur ama uzun süre durmaz. Dana'yı dana bilir. Yani yüceyi de iyi olanları da iyiler bilir. Düğünü de düğün. Düşkün olanları da düşkünler bilir. Cinsine meyle eyler elbette cihanda her kişi. Kadar güzel demiş. Sadi Şirazi'nin
zannediyorum bir kitabımda Bostan Gülistan, Bahristanları var diye Nusret Baba anlatırdı. Bir gün Şehzadi akşam üzeri öğleden sonra öyle bir ağaçlık yerden geçiyormuş. Küçük ormanlık gibi işte belirli bir ağaçlık yerden geçiyormuş. Karşıdan iki karaltı görüyor birbirleriyle yaklaşmışlar, yakınlaşmışlar. Ama şey yapamıyor, bir mana veremiyor. Biraz daha yaklaşıyor, biraz daha yaklaşıyor ağacın arkalarından, onları ürkütmeden yavaş yavaş. Bakıyor ki bir karga ile bir tilki yan yana oturmuşlar, kardeş olmuşlar. Abi tam zıtlar birbirine, tilki gerekçe onu bir pança atar, koparır yer. Hayret ediyor. Neydi? Sadi Şirazi bu hal ne haldir diye. Bir taş, toprak gibi bir şey alıyor. Fırlatıyor onların üstüne doğru biraz. Kaçırtmak için, korkutmak için. Taşın geldiğini görünce, pat diye düştüğünü görünce korunmak için onlar da biri bir tarafa doğru kaçıyor, biri bir tarafa doğru kaçıyor. Kaçarken bakıyor ki, kaçarlarken bakıyor ki ikisinin de ayağı topal. İkisi de topallayarak kaçıyor. Sonra diyor ki bunlar hem dertmiş. Yani burada bahsettiği gibi işte dertli dertliyi buluyor. ...2554... Her bir alçak Davutluk davası eder. Her kim temyizsiz ise elini ona vurur. Henüz nefsi le'imin hükmü altında zebun olan her bir alçak Davutluk yani mürşitlik davası eder. Ve her kim sıfat-ı nefsaniye illetiyle mağlul olarak fark edemeyecek derecede bir temyiz ise ona elini vurur. Yani gidip mürşid-i kamil zannıyla ona intisap eder ve onun terbiyesiyle kendisinin kemale geleceğini zanneder. Böyle illet sahibi olan her iki kimsenin içtimaından ne fayda hasıl olur? Ne kadar açık. Ya. Tekrar edelim. Henüz nefsi laimin hükmü altında zebun olan her bir alçak Davutluk yani mürşitlik davası eder. İşte bazı birkaç tasavvufi sözler öğrenmiştir. Birkaç da hikaye öğrenmiştir. Bunlarla mürşitlik davasında bulunur. Birkaç gerçek mürşidin yanında da görünmüştür. İşte biz şunun müridiyiz, bunun müridiyiz gibi. Onlardan da kapma bazı laflar, biraz da zikir, biraz da az laf yapıyor ise her bir alçak Davutluk yani mürşitlik davası eder. Ve her bir sıfatı nefsaniye illetiyle mağlul olan, yani hastalık sebebiyle özürlü, mağlul olanı fark edemeyecek derecede bir temyiz ise ona elini vurur. Yani bazı kimseler de bunu ayıramayacak derecede olanlar da gider onu elini vurur dediği elini tutar. Yani gidip mürşid-i kamil zannıyla ona intisap eder. Ve onun terbiyesiyle kendisinin kemale geleceğini zanneder. Böyle illet sahibi olan her iki kimsenin içtimainde ne fayda hasıl olur? Yani kendini şeyh zanneden bir türlü, ona derviş olduğunu zanneden de iki türlü. Yani ikisinin de ne kafası işler, ne mantığı işler, ne muhabbeti olur. Muhabbeti var gibi görünür ama o nefsani muhabbettir. Onu ilahi muhabbet zanneder. Sıkıntılar da buradan geliyor işte. Ne kadar açık bir tespit. Bir avcıdan kuş sesini işitir,
Ahmak kuş o tarafa yürür. Bir zamanlar şehirler bu kadar büyük olmadığında biz çıkardık. Ben gitmezdim de bazen işte kuş tutan arkadaşlar vardı. Merak ederdim. Çağırırlardı beni, gel bak kuş tutuyoruz diye. Bir yere kapan kurarlar. O balıkçı ağlarından onu bir çubuğa yaparlar. Bir kısmını yere çakarlar. Bir çubukla, çubuk da şöyle yukarıda durur. Çektikleri zaman o çubuk gelir, kapanır, kuşlar da içinde kalır. Oraya bir yeşillik, bir dal koparırlar, koyarlar. Daha evvel tutulmuş olan bir kuşu ayağından bağlarlar, o dala asarlar. Kuş çırpındıkça ses çıkartır. Çevreden dolaşan o kuşlar, yani onun cinsinden olan kuşlar, aa burada yem var diye gelirler. 3-5 tane birden uçarak gelirler. Kapan şey tutan da, kuş tutan da çekiverir o şeyi, balık bağın ağını, kapanır üstüne. Kuşlar orada aldatılmış olur, tutarlar, sonra kafese koyarlar gibi. İşte bir avcıdan kuş sesini işitir. Bazı da kuş sesi taklidini avcılar yapmaktalar. Ama orada kuş kendisi çırpındığı için yukarıdan bakanlar kuş var burada diye güvenle gelirler oraya. Ahmak kuş o tarafa yürür. İşte o ahmak kuşlar oluyor, o kuşu görenler. Avcıdan murat yalancı şeyh, kuş sesinden murat Evliyaullah'ın hakaik ve marifine müteallik sözleri. Bakın. Ahmak kuştan murat şeyh-i mukallidin taklidini fark ve temiz edemeyen kimselerdir. Ahmak kuşlar. Ve bu beyt-i şerif, evvelki beyt-i şerifin de tekididir. Yani destekleyicisidir. Bir de okuyayım. Avcıdan murat yalancı şeyh. Avcı, yalancı şeyh. Halbuki İrfan ehli hakkında ne diyorlar? Saydül Hak. Yani hak avcısı. Yani, yalancı şeyhlerde yalancı derviş avcısı. Kuş sesinden murat Evliyaullah'ın hakaik ve marifine müteallik sözleri. Hakikat ve arifane sözleri. Ahmak kuştan murat şeyh-i mukallidin taklidini fark edemeyen, ayıramayan kimselerdir. Ve bu beyt-i şerif, evvelki beyt-i şerifin de tekididir. Kuvvetlendiricisidir. Nakdi nakilden tanımaz, gavidir. Agah ol, her ne kadar manevi ise de ondan kaç. Malum olsun ki yalancı şeyh iki nevidir. Birisi tamamıyla nefsinin sıfatlarına mağlup olmakla beraber Evliyaullah'ın ulum ve marifini zekası ve dirayeti hasebiyle iyi öğrenmiş olur. Ve talakat-ı lisaniye olmak itibariyle, yani dil açıklığı, biraz lafazan denir ya hani, olmak itibariyle halka vazıh beyanatta bulunup onları kendi tarafına celbeder. Ve bundan maksadı istifade-i nefsaniyedir. Yani nefsinin istifade etmesidir. Bunların halkı başlarına toplamak için çığırtkanları da vardır. Şeyhlerin kutbül aktab olduğunu ilan ederler. Bunlar sırf suret şeyhleridir. Diğer sınıf süluk ve ibadet ile nefislerinin bazı sıfatlarından kurtulmuş olurlar ise de bazı mühim sıfatları bakidir. Tarikatta terakki edip kendilerine tecelliyat-ı ruhaniye baki olur. Bu tecelliyat-ı ruhaniyeyi tecelliyat-ı rabbaniye zannedip
sülüklerinin tamam olduğuna hükmederek kendilerini mürşitten müstagni görürler ve halka irşade kıyam ederler. Bunlar dahi manevi olan yalancı şeyhlerdir. Zira her iki sınıf dahi nakt ile nakli, yani sahih ile kalpı fark edemezler ve hak yolunun azgını ve şaşkınıdırlar. Binaenaleyh, ey zeki olan talip, bunlardan kaç hakiki mürşit ara. Şeyh Şihabüddin Sühreverdi Hazretleri Avarifül Marif'te bu manevi olan yalancı şeyhlere müridi ebter tabir buyururlar. Zira kendilerinde mevcud olan enaniyet sebebiyle bir kamile itaat ve inkiyat lüzumunu hissetmezler. Bunlar daima kendilerini mededip halka münasebet düştükçe kerametlerinden bahsederler ve tasarruflarını söylerler ve suri kıyafetlere pek ziyade ehemmiyet verirler ve bir temeyyüz ayıramayan, yani hakikati ayıramayan ve ahmak olan kimseler de bunlara aldanıp mürid olurlar. Yani mesele sadece bugünümüzün meselesi değil, ezelden, eskiden beri gelen haller devam etmekte ve de devam edecekti zaten. Ben bu bölümü bir daha okuyayım. Belki biraz tekrar oluyor ama bir seferde bir şey anlaşılmıyor. Hani nasıl demişler? Et tekrarı ahsent. Velev ki olsa 180. Eğer tekrar etme imkanımız olmasaydı zaten bir şey öğrenemezdik. Bir defada bir şey öğrenmek olacak bir şey değil. O peygamberlere mahsus, istisna olan kimselere mahsus. Bir yerde iki arkadaş varmış. Bir üçüncü arkadaş da yeni bir şey yazmış. Yazı, şiir türü yazmış. O iki arkadaşa diyor ki, okuyayım dinler misiniz diyor. Bunu ilk defa ben yazdım. Başka yazan, bilen yok. E peki oku demişler. Okuyup bitirmiş yazdığı yazıyı, şiiri neyse işte. Yanındaki arkadaş demiş ki, istersen ben de okuyayım. Aynen onun okuduğu gibi okuyuvermiş. Şimdi arkadaş şaşırıyor, Allah Allah diyor, bunu benden başka kimse bilmiyordu. Diğer arkadaş ona yazanı istersen ben de okuyayım diyor. Oku bakalım diyor, merak ediyor. O da aynen okuyor. Kişi iyice hayret ediyor. Ya nasıl oldu, bunu benden başka bilen kimse yok. Yeni yazdım, ben yazdım, başka kimse bilmiyor. Nedir bunun sırrı? Vahiy mi geldi size, ilham mı geldi diyor. Deyince o ilk okuyan diyor ki, arkadaş ben bir şeyi bir defa duydum mu ezberlerim diyor. Peki sen? Ben de iki defa duydum mu ezberlerim bir şey diyor. İşte iki defa okuyunca artık bir kişi daha olsaydı da o da üç defa duydu. Okusaydı, öğrenseydi. Tabii olmuş mudur, olmamış mıdır? Olmuştur, mümkündür, olabilir. İnsan aklı, zekası. Eskilerin zekaları belki bizden daha çoktu. Çünkü bunlar hep sözlü anlatımlar geldi. Yazıya geçmeden biliyorsunuz yani tarih, yazı evveli, alfabe evveli devrelerde sözlü olarak anlatımlı geliyordu bunlar. Ne diyorlardı? Destan hükmüne giriyordu sonra. Dilden dile, dilden dile geçtikçe her dilde bir iki ilave ya bir iki eksik çıkartma bakıyorsunuz. Aslından sonra nereye gelmiş? Günümüzde de bazen yapıyorlar ya, bir dedikodu çıkarıyorlar. Dedikoduyu çıkaran sonra ona konu kulağına geleceği o da inanıyor.
Evet, bunu baştan alalım. 2556 beyt. Malum olsun ki yalancı şey iki nevidir. Bu mühim bir tespit. Gerçi ikisi aynı sınıftan ama yine aralarında biraz da olsa az da olsa bir fark var. Birisi tamamıyla nefsinin sıfatlarına mağlup olmakla beraber Evliyaullah'ın ulum ve marifini, yani irfaniyetini, zekası ve dirayeti hasebiyle öğrenmiş olur. Ve talakat-ı lisaniyesi, yani dil açıklığı, güzel konuşması ile olmak itibariyle halka vazıh beyanatta bulunup onları kendi tarafına celbeder. Ve bundan maksadı istifade-i nefsaniyedir. Yani nefsani istifade etmek. Bunların halkı başlarına toplamak için çığırtkanları vardır. Böyle görünüyor zaten. Bakıyorsunuz birisi gelmiş tutundan, kolundan tutmuş. Gel bizim Şeyh Efendi'ye gidelim. Gel götüreyim seni. Seni tanımaz ama ben tanıtırım seni. İşte gel sen de diye koparacaklar ellerini kollarını neredeyse. Şeyhlerinin kutbul aktap olduğunu ilan ederler. Malum kişi. Bunu yazalım mı? Ha? Yazalım mı bunu? Oraya mı? Ha. Koyabiliriz. Değil? Yaz. Ben onu bitirdim ama ilave ederiz. En sonunda bir yer. Bunlar sırf suret şeyhleridir. Diğer sınıf süluk ve ibadet ile nefislerinin bazı sıfatlarından kurtulmuş olurlar ise de bazı mühim sıfatları bakidir. Yani nefsani sıfatları yine üzerlerindedir. Tarikatta terakki edip kendilerine tecelliyat-ı ruhaniye baki olur. Bu tecelliyat-ı ruhaniyeyi tecelliyat-ı rabbaniye zannedip saliklerinin tamam olduğuna hükmederek, sülüklerinin tamam olduğuna hükmederek kendilerini mürşitten müstahini görürler. Ve halkı irşada kıyam ederler. En tehlikeli olanlar da bunlar. Diğerlerini ayırmak biraz daha kolay da bunları ayırmak biraz zordur. İşte rüyada bana şu anlatıldı, rüyada bana, zuhuratta bana bu verildi. Zuhuratta şunu gördüm. Bunlar, o zuhuratlar o kadar tehlikeli, tuzak zuhuratlardır ki sayılamayacak kadar karşımıza çıktı bunlar. Eğer biraz kişi tevhidi manada mevzuun ne olduğuna vakıf olmazsa hemen haktandır bu diye tasdik ediverir. Kendi de günah işlemiş olur. Ona da günah işlemesine sebep ve devamına da sebep olmuş olur. Çünkü tasdik görüldüğü zaman o devam eder artık. Ne zuhuratlar görseniz, defterler kitaplara sığmaz. Bu nerede diyelim, değmez dosyaları var bizim sitede, onlara bakabilirsiniz vakit buldukça. Ne değmez dosyalarıydı? Yok, onun üstünde bir şeyden. Neyse, asılları değmez dosyaları. Zira her iki sınıf dahi nakd ile nakli, yani sahih ile kalbi, kalp olanı fark edemezler. Ve hak yolunun azgını ve şaşkınıdırlar. Binaenle ey zeki olan talip, bunlardan kaç, hakiki mürşid ara. Şeyh Şihabüddin Sühreverdi Hazretleri Avarif-ül Marif'te bu manevi olan yalancı şeyhlere müridi ebter, beter mürit demiş. Yani kendileri daha mürit olmamışlar ama kendilerini şeyh ve neredeyse kutbül azam, kutbül aktab ve mehdi ilan edenler çok aralarında.
müridi ebter, beter mürit diye tabir buyururlar. Zira kendilerinde mevcut olan enaniyet sebebiyle bir kamile itaat ve inkiyat lüzumunu hissetmezler. Bunlar daima kendilerini medih edip halka münasebet düştükçe kerametlerinden bahsederler ve tasarruflarını söylerler ve suri kıyafetlere pek ziyade ehemmiyet verirler. Sanki verirli kişileri tam tarif ediyor. Ve bir temeyyüz ayıramayan, yani hakikatleri batıl ile hakkı ayıramayan, ahmak olan kimseler de bunlara aldanıp mürid olurlar. Buyursunlar olsunlar, yapacak bir şey yok. Kendi düşen ağlamaz demişler ya. Devam edelim. 2557. Onun önünde reste ile berbeste birdir. Her ne kadar yakin dava ederse de o şek içindedir. Reste kendinden bitmiş, yani hüdayi nabit olan, eskiler bitkilere aşılanmamış, kendinden bitmiş olanları hüdayi nabit derlerdi. Sıdvam da kullanırdı bunu bazen misal vermek için. Hüdayi nabit. Yani hakkın bitkisi. Ve her beste, berbeste, her beste değil. Berbeste manası, yani reste, hüdayi nabit, kendinden bitmiş ve berbeste artma, çoğalması olmayan, artması, çoğalması olmayan imiş. Neması olmayan manasınadır. Yani faydası olmayan manasınadır. Yani bu yalancı şeyhlerin önünde terakkiye istidadı olan ile olmayan müritler müsavidir. Terakkiye müsavi olan, terakkiye müsait olan olsa da terakki ettiremez ki. Nasıl terakki ettirecek? Kendi etmemiş, kendi bilmiyor yolu da nasıl yol gösterecek? Onlara lazım olan teksiri mürittir. Yani müritlerin çokluğudur, sayısı değildir. Müritler çoğaldıkça nefisleri mahzuz olur, haz duyarlar. Mahaza insan kendi nefsine basiret üzere olduğundan zahirde müritlerine karşı her ne kadar mertebe-i yakine vüsül davasında bulunsa da batını ve kalbi şek ve şüphe içindedir. Ne kadar güzel tarif. Yani dışarıya karşı kendisini kamil gösterse de ama kendi kendini bildiği için hali kendine açıktır ve şüphe içerisindedir. Hiçbir zaman da mutmain olmaz zaten, yani olamaz. ...2558... Böyle kimse her ne kadar zeki, mutlak ise de madem ki ona bu temiz olmaz, yani bu açılmaz, ahmaktır. Böyle reste ile berbesteyi fark edemeyen kimse her ne kadar halk ile olan münasebetinde ve muamelatında zeki mutlak olsa bile, yani mutlak zeki de olsa, madem ki kendisinde bu temiz ve tefrik dirayeti yoktur, ahmaktır. Ahmak, aklı az olup bir şeyi kendi mevkiinin gayrı bir yere koyan kimseye derler. Bize tarif etmiş, tabir etmiş. Yazmak isteyen varsa tekrar okuyayım. Ahmak, aklı az olup bir şeyi kendi mevkiinin gayrı bir yere koyan kimseye derler. Hikmet ise eşyayı yerli yerince kullanana derler diyor. Tam tersi.
Agah ol. Ahu arslandan kaçtığı gibi ondan kaç. Ey cesur olan Arif, onun tarafına acele etme. Ey tariki hak talibi, müteyakkız ol. Ahu arslanın şerrinden nasıl kaçarsa, sen dahi o temyiz sahibi olmayan ahmaktan öyle kaç. Ey mürşid aramakta cesur olan Arif, sakın o ahmak tarafına istical etme, yani acele etme, yani isteme, oraya gitmeyi isteme. Biraz daha vaktimiz var. Burada bölüm başı geldi ama devam edelim. Kaldığımız yere kadar gideriz. İsa Aleyhisselam'ın ahmaklardan dağ tepesine kaçması. Yukarıda ey mürşid aramakta cesur olan Arif, sakın o ahmak tarafına gitmekte acele etme. Dedi. İsa Aleyhisselam da ahmaktan dağ tepesine, yani o kelimeden, yani o manadan bir başka hikaye tarafına geçiyor. Meryem'in İsa'sı bir dağa kaçıyor idi. Güya arslan onun kanını dökmek isterdi. Yani birisi kovalıyormuş ki arkasından çok hızlı hızlı bir dağa kaçıyormuş. Yine beyt devam ediyor. O bir kimse onun arkasında koştu ve dedi. Yani birisi de İsa Aleyhisselam'ın arkasından koşarak sormuş, demiş. Hayrola, senin arkanda kimse yoktur. Kuş gibi ne kaçıyorsun? Kendi kendine koşuyorsun böyle, demiş. O aceleyle çift olarak öyle koşuyordu ki acelesinden onun cevabını söylemedi. Yani koşmasından cevap vermedi onu. Hazreti İsa Aleyhisselam acele denilen mananın eşi ve mücessem refiki olarak öyle koşuyordu ki aceleden dolayı arkasından koşup sebep soran adama cevap vermedi. Bir iki meydan İsa'nın arkasından sürdü, sonra ciddi ile İsa'yı çağırdı. O sual soran adam İsa Aleyhisselam'ın arkasından bir iki meydan koştu. Yani bir iki durak koştu. Sonra ciddi ciddi, yani kemali ciddiyet ile İsa Aleyhisselam'ı çağırdı. Dedi ki rızayı hak için bir lahza dur. Zira senin kaçmanda benim için bir müşkil vardır. Ey Kerim, kimden bu tarafa kaçıyorsun? Arkanda ne arslan ve ne düşman ve ne haf ve korku vardır. Haf, Arabi ve bim, Farisi olarak korku manasında olup İkinci mısrada yek diğerinin muradifi, yani ardından geleni olarak tekiden mezkurdur. Nüsa'nın kendisindeki kelimelerden bahsediyor. Hint nüsalarında ikinci mısra suretindedir. Yani hareketsiz yazıyor da karıştırmayalım. Manası arkanda ne arslan ve ne düşman korkusu vesaire korku vardır demek olur diye Hint nüshasındaki biraz yorum değişik ama hani aynı yine oluyor. 2566 dedi, ahmaktan kaçıcıyım, git kendimi kurtarıyorum, bana bağ olma diyor. Yani koşması ahmaktan kaçıyormuş. İsa Aleyhisselam o kimsenin ısrarı üzerine cevaben buyurdu ki, ahmaktan kaçıcı bir haldeyim. Git kendimi ahmağın şahametinden kurtarıyorum. Bana bağ olma ve beni yolundan alıkoyma. Hadis-i şerifte, yani
akıl benim dostumdur ve ahmak düşmanımdır buyurulur. Ya. Akıl benim dostumdur, ahmak düşmanımdır. Hangimiz söylesek aynı şey olur. Dedi, nihayet o Mesiha sen değil misin ki senden kör ve sağır müstevi olur. Müstevi iyi ve sahih ve tahammül, hilka ve düzgün anasındadır. Mesiha ise ismi şerifidir. Kesret-i seyahatinden veyahut hastalara mesih edip şifa bahşetmesinden dolayı bu ismiyle isim olundu. Arkasından koşan kimse İsa Aleyhisselam'a hitaben dedi, nihayet sen o Mesih Aleyhisselam değil misin ki körler ve sağırlar senin sıvayışından şifa bulup tahammül hilka olurlar. Tahammül hilka. Yani hilkatleri tamamlanır şifa bulup. Sıvayışından yani meshedişinden. Evet buyurdu. Dedi sen o şah değil misin ki gayb hususuna mevasın. İsa Aleyhisselam o kişiye cevaben evet buyurdu. O kimse dahi tekrar dedi ki sen o şah-ı nübüvvet değil misin ki alemi gayba mahsus olan efsunun mahallisin. Efsundan murat Esma-i İlahiyedir. Bak bu da güzel bir tabir. Yaz istersen. Efsundan murat Esma-i İlahiye. Efsundan murat hayali latif şeyler göstermek. Ama müneccimlerin eline geçtiği zaman burada oradan kinaye ile yani oradan misal ile Esma-i İlahiye latif olduklarından kendi hakikatleri itibariyle efsun gibi manasını ama nefsin elinde, iblisin elindeki efsundan değil. Bu bir isim tarif benzetmesi olmaktır. Sen efsunu bir ölü üzerine okuduğun vakit o bir av getirmiş arslan gibi sıçrar. Cevaben evet ben oyum buyurdu dedi. Ey güzel yüzlü çamurdan kuşlar yapan sen değil misin? İsa Aleyhisselam cevaben evet o benim buyurdu. O kimse tekrar sordu ki ey güzel yüzlü olan Nebi-i Muhterem çamurdan kuşları yapan sen değil misin? Nitekim Ali İmran yani ben sizin için kuş heyeti gibi yaparım Allah Teala'nın izni ile bir kuş olur dedin diyor. Biz de buraya kadar geldik diyoruz. Süremiz doldu burada bırakalım. Ömrümüz olursa haftaya devam ederiz inşallah. Kaldığımız beyt 2570. Oradan tekrar başlarız. Yani okuduğumuz beyti bir daha okuruz. Hem bağlantı kurulmuş olur. Hem de devam ederiz. Sayfa da 54. Kaldığımız sayfa 54. Cenab-ı Hak cümlemize bu hakikatleri idrak eden kullarından eylesin inşallah. Salli ve sellim ve barik ala eşrefi nuru cemilin bi evvel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet bir soru geldi. Yeniden açtık. Kısaca bakalım. Efendim tecelliyat-ı ruhaniye ile tecelliyat-ı rabbaniyenin farkını açabilir misiniz? Çok güzel bir yeri yakalamış. Tecelliyat-ı ruhaniye ile tecelliyat-ı rabbaniye. Tecelliyat-ı rabbaniye esma mertebesi, rububiyet mertebesi olduğundan esma mertebesi
ve o tecelli hangi esma istikametindeyse oradan gelmesi mevzu ile daha açık olarak gelir. Tecelliyat-ı ruhaniye ise bir bütün olduğundan anlaşılması biraz daha yaygın olur, daha zor olur yani anlaşılması. Biraz nefsaniyete de kaygan olabilir o tarafa doğru da. Tecelliyat-ı Rabbaniye. Ama bunun üstünde bir de tecelliyat-ı ilahiye var ayrıca. O daha ilerilerde anlaşılacak olan bir şeydir. İşte bir kimseye böyle tecelli babında, zuhurat babında, idrak anlayış babında, ilham babında ki biraz zor gelir de böyle bir şey geldiği zaman bunu ihtiyata almak lazım. Yani unutmamak için bir kayda almak lazım. Ondan sonra da onun üzerinde düşünmek lazım. Gelen belki 3-5 kelimelik bir cümle şeklinde bir duyuş, bir histir. Kelime olarak gelmez de duyu olarak gelir. Yani his olarak da gelebilir. Aklına gelir kişinin. Onu hemen unutmamak için kayda alıp ama ihtiyata atmak lazımdır. Eğer gelen şeriat mertebesine uyuyor ise onun üzerinde durulur. Eğer şeriat mertebesine uymuyor ise hemen silinip atılır ki bu hile olduğu anlaşılır. Bu saha, çok hassas saha, konuşmada da yani mevzu içerisinde de ikinci bölümde de geçtiği gibi o işte şeyhler kendilerine biraz bir şeyler gelir, bunu ayıramaz. Nefsine uygun yorum yapar, kendisine nema çıkarır. Manevi yani bilgiden kendisi tasdik olunuyormuş gibi gösterirler. Hatalı olur. İşte o neydi Rabbani zuhuratı? Rahaniye ne Rabbaniye? Zuhuratı Rabbaniye mi? Nasıl? Tecelliyatı. Tecelliyatı o kelimeyi tutuklayamadım. İşte o tecelliyatı ilahiye gerçek manada o halde olan bir kimse bunları ayırabilir. Tecelliyat-ı ilahiyede mevzular biraz daha derinlemesine iner ve zata ait, hakkın zatına ait düşüncelerdir. Bunların ayrılması için evvela Kur'an nedir, kutsi hadis nedir, şerefli hadis nedir, bunların ne olduklarının bilinmesi lazım. Kur'an yolu kapalı. O halde gelecek olan herhangi bir tecelli eğer olduğu gibi gelip o kişi de onu olduğu gibi alırsa geleni vahiy kendini peygamber kabul etmiş olur. Açık olarak kabul etmemiş olabilir şuur altı ama hüküm odur. Çünkü o yol kapalı. Sadece yani gelen bir metni olduğu gibi alıp, bakın üzerinde hiç çalışma yapmadan, olduğu gibi alıp, kabullenip ve de aktarmaya çalışma kendini peygamber, geleni de Kur'an kabul etmesi lazımdır. Çünkü sadece Kur'an manası ve lafzı haktandır. Manası da lafzı da haktandır. Hadis-i Kutsi ile Kur'an arasında fark, Hadis-i Kutsi'nin manası haktan, lafzı peygamberdendir. Bak. Hadis-i Şerif'in ise hem lafzı hem manası peygamberimizdendir. Ancak illa vahyin yuha hükmüyle onun bütün söyledikleri de vahiy hükmündedir. Neden peki hepsi vahiy hükmünde de Kur'an'a dahil olmamışlar? Sebebi o işte. Kur'an manası ve lafzı. Lafzı cümle kuruluşu. Manası cümlenin içindeki hakikati.
Allah'tandır. O vahiydir. O yol kapanmıştır. İşte kim ki kendine gelen hali bu şekilde kabul eder, küfrün en dibine batmış olur. Farkında bile olmaz. Belki iyi niyetle de onu. Ama iyi niyet başka şeydir. İlmi bozmak başka şeydir. Sonra başkalarına da örnek olur. Yol olur ki olmuş zaten de gidiyor da. Allah korusun. Açık olan yol, iki yol var bakın. Birisi, birinci açık olan yol, hadisi kutsi yolu açık. Kutsi hadislerin sahası da iyi seviyet, museviyet mertebeleridir. İsmi üstünde kutsiyettir. Bak, uluhiyet değil, kutsiyet. Uluhiyet başka şeydir, kutsiyet başka şeydir meratip olarak. Uluhiyetin içinde kutsiyet vardır. Uluhiyet bütün makamat ilahiyeyi toplamıştır. Kutsiyet ise sadece Kuddüs'ü bu isimleri de batında latif olan Museviyet, tenzih ve teşbih batın halleridir. İşte orası açık. Yani bir kimseye herhangi bir şey geldiği zaman onun manası haktan gelir, şerata uygunsa yani gelen gerçek ise ona ilham diyelim ya türleri diyelim. Kişi onu düzenleme yapması lazımdır. O cümleyi. O zaman manası haktan, lafzı kişiden. Yani peygamberimizden, onun öncüsü peygamberimizdir. Bu ilmin her şeyde olduğu gibi. Manası haktan, cümle kuruluşu kuldan, yani gelen mahaldendir. Ancak bunlar sahih hükümlerdir. Bunun dışındakilerin hepsi iblisin bozgunculuğudur. Bu sisteme vurulması lazımdır. Geldi olduğu gibi bana şunlar geldi, bunlar geldi diye patır patır bunları aldın, kaydettin mi kendini peygamber, o geleni de Kur'an yani ayet hükmüne sokmuş olur kişi. Bundan daha büyük küfür, iftira olmaz. Allah'a iftira edilmiş olur. Allah korusun. Bir de kişinin kendi tecrübelerinden, bilgilerinden, çalışmalarından meydana gelen lafzı da kendinden, manası da kendindendir ki işte bu da şer'i hadisler makamındadır. Tabii o hükümde değil ama kıyası budur, ölçüsü budur. Çünkü ölçümüz peygamberimiz başka, ölçümüz yok. O yüzden işte bu saha çok tehlikeli bir sahadır. Allah muhafaza eylesin ve istişare gerekir ayrıca bu hususlarda. Evet, yine kapatalım. Hayırlı akşamlar olsun herkese.